İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Çevrecilerden İsrail tohumu tepkisi. Üreticilere doğal olan değişime uğramamış, tohum yerine İsrail'in ürettiği hibrit, yani yapı taşı değiştirilmiş, kısırlaştırılmış bitki tohumlarının kullanılmasının dayatıldığını savunan çevreciler, Filistin için miting yapmak yerine İsrail'den tohum almaktan vazgeçmeli. Yerli tohum uygulamasını teşvik etmeli, yerli ve milli olduğumuz gösterilmelidir diyerek yetkililere uyarıda bulundular. Başkan Tuna, her zaman yanınızdayız. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yerel basının önemine dikkat çekerek, bizim yapmaya çalıştığımız güzellikleri tanıtacak olan Mersin Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde çalışan arkadaşlarımızdır. Bu vesileyle Sayın Turgay Başkan'a, değerli yönetim kurulu üyelerine görev yapacakları dönem içerisinde başarılar diliyoruz. Belediye olarak da her zaman Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yanında ve yanı başındayız, dedi. Hakimiyet Gazetesi. Şehidimize son veda. PKK terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Musa Saran'ın cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılan binlerce kişi terör örgütüne lanetler yağdırarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Ali Koç'a sevgi gösterisi. Fenerbahçe'de 2 ila 3 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimler öncesinde başkan adaylarından Ali Koç, Mersin'de Fenerbahçe Kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Koç'un yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan taraftarlar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganları attı. Kadın Gazetesi. AK Parti'de toplam kadın aday sayısı 126. En genç aday 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, Kocaeli'de 11. sıradan AK Parti milletvekili adayı gösterildi. Kocaeli Fen Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan Bayram, 24 Haziran seçimine katılacak en genç milletvekili adayı oldu. Avrupa Hokey Gol Kraliçesi Nurhan Çınar. Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Kadın Hokey Şampiyonası'nda namağlup ünvanlı Avrupa şampiyonu olan Gaziantep Polis Gücü Kadın Hokey Takımı bir üst lig olan Challenge 11'e yükselirken Avrupa Gol Kraliçelik ünvanını da Türkiye'ye getirdi. Haberci Gazetesi. İftarda siyaset. CHP'li belediyenin bölgesinde Büyükşehir Belediyesi eliyle dev bir iftar programına imza atan Başkan Kocamaz'ın etkinlikte siyasi propaganda yapması tepki topladı. Sorumlu kim? Çilek Mahallesi'nde açık bırakılan çukur, engelli bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Çukura düşen vatandaşı çevredekiler kurtarırken, olay "bu işin sorumlusu kim, hesap verin" tepkisine neden oldu. Mersin Gazetesi. Milletvekili mi, başkan vekili mi? Mersin İller Milletvekili aday listesine girenlerin milletin vekili olmadığını, parti başkanlarının vekili olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi. Ailesinin aradığı genç ölü bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir gencin cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre 34 yaşındaki Levent Andıl isimli gence ailesinin ulaşamaması üzerine jandarma ekipleri araştırma başlattı. Dedeler Mahallesi Taş Ocağı yakınında Andıl'ın cansız bedenine ulaşıldı.